Konguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün elektrik akımı, potansiyel fark ve direnç ünitesine başlayacağız. Hemen ilk ünitemizin konularını bir tanıyalım. İki tane konumuz var. Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı diye birinci konumuz ve bir iletkenin direncinin bağlı olduğu faktörler diye ikinci bir konumuz var. Dersimize başlamadan hemen ödevlendirmemizi bir yapalım. Öncesinde sıfırdan ona konu anlatımlı soru bankamızı alıyoruz ve burada elektrik akım potansiyel farkı ve direnç sayfasına bakalım. 12. sayfadan 18. sayfaya kadar bir tekrar etmenizi isteyeceğim. Tabii ki önce video dersimizi izledikten sonra sol tarafta konumuzun özeti var. Sağ tarafta da bu konu özetiyle alakalı sorular var. Sorularda çözemediğiniz kısımlar olursa arkadaşlar TATS uygulamanız daha önce söylediğimiz gibi yanınızda. Çözemediğiniz soruların cevaplarını bu kare kodu okutarak cep telefonunuza ulaşabiliyorsunuz. Devam ediyor konumuz ve en son bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenler kısmına kadar yani 19. sayfaya kadar sorumlusunuz diyelim. Bir de soru bankamız var. Dinamo soru bankamızda da yine 11. sayfadan başlıyor. Sorularımız gayet kaliteli. Öncesinde yine örnek soru çözümümüz var ve peşi sıra 17. sayfaya kadar bugün anlatacaklarımla alakalı karmaşık sorular var. Karmaşık derken soruların zorluk seviyesinden bahsetmiyorum tabii ki. Konular olarak karmaşık konular. Yani hem elektrik akımı, potansiyel farkı, dirençle alakalı sorular var. Hem de bir iletkenin direncinin bağlı olduğu faktörlerle alakalı sorularımız burada mevcut. Bir sonraki dersimize kadar 17. sayfaya kadar sorumlusunuz diyelim arkadaşlar. İçeriğimiz neydi? Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı ilk konumuz. Bir iletkenin direncinin bağlı olduğu faktörler de ikinci konumuz. Tanımlamalarımızla başlamadan önce 9. sınıfın son ünitesi olan 6. ünitede elektrostatik konusunda gördüklerimizi bir hatırlayalım. Elektrostatik konusunda arkadaşlar etkili elektriklenme olabiliyordu, sürtünmeyle elektriklenme olabiliyordu. Bir de burada göstermediğimiz dokunmayla elektriklenme oluyordu. Ancak bu 3 elektriklenme türüyle de bir ampulü yakmamız pek de mümkün değildi. Çünkü ampulün yanabilmesi için belli şartların olgunlaşması lazım. Örneğin alt tarafta hem şematik olarak hem de görsel olarak eklediğimiz basit elektrik devresi kısmında bir üreteç görüyoruz, bir anahtar görüyoruz. Anahtar gerçi düz tel gibi davranıyordu. Bir de ampulümüz var. Bunları görüyoruz. Esas burada ampulümüzün yanmasına vesile olan şeyin pil olduğunu söyleyebiliriz veya üreteç olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu devrede ne işimize yarıyor? Niye biz pil kullanıyoruz arkadaşlar? Hemen tanımlamalarımıza başlayalım. Birim yükün devreyi dolaşması için gerekli enerjiye bakın birim yük dedi. Ne diyecekmişiz? Potansiyel farkı. Yani pil devreye potansiyel farkı sağlıyormuş arkadaşlar. V sembolüyle gösteriyoruz ve SI birim sisteminde de birimi volt arkadaşlar. Alessandro Volta'ya bir göndermedir bu da. Onun ismi yüzü suyu hürmetine verilmiş bir isimdir. Elektrik devrelerinde potansiyel farkı kaynaklarına şu aşağıda gördüğümüz gibi üreteç adı veriyoruz. Üreteç diyoruz. Ve son olarak kapalı bir devrede elektronların pilin negatif kutbundan dikkat. Elektronlar nereden çıkıyormuş? Negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru devreyi dolanmasını sağlayan etkiye ise elektromotor kuvvet diyoruz arkadaşlar. Elektromotor kuvvet. Adındaki aldatmacaya şaşırmayın. Kuvvet diyoruz ama kuvvetle alakası yok. İsmi sadece öyle. Bir de bunları bilmeniz lazım. Neymiş bilmemiz gerekenler bir bakalım. Az önce dedim ya elektronlar pilin negatif kutbundan çıkıyordu pozitif kutbuna doğru. Demiş ki bize elektronlar pilin negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru hareket etmelerine rağmen akım pozitif kutuptan negatif kutba doğrudur. Buna dikkat. Yani biz diyeceğiz ki akımı tanımlarken elektronların akış yönünün tersidir. Aman diyorum buraya dikkat gençler. Akım ne hocam? Bir iletkenin dik kesitinden birim zamanda, bakın birim zaman ifadesi geçti, birim yük ifadesi geçmişti az önce. Birim ifadesi geçince ne yapıyorduk? Paydaya yazıyorduk. Birim zamanda dedi, unutmadan yazdım buraya T'yi. Geçen toplam yük miktarına, toplam yük dediği için de yükü de Q harfiyle gösteriyordum. Q bölü T o zaman benim için akımı veriyor. Bir dikkatim var, yük cinsine bakmak yasak. Neydi bu? Elektrik akımı. Yük cinsine niye bakmak yasak? Çünkü bizim için ne dedi? Toplam yük dedi. Artı yükler demedi, eksi yükler demedi. Toplam yük dedi. Şeklimize bakarsak 1, 2, 3, 4 tane negatif yük vermişiz. 2 tane de pozitif yük vermişiz. O zaman ben burada derim ki 6 tane yük geçti. Yani Q yerine 6 yazarım. 6 birim, 6 kulom neyse artık. Onu yazarım. Ve SI birim sisteminde kendileri amperdir. Şunu da söyleyelim. Kendisi temel bir büyüklüktür arkadaşlar. 9. sınıfta fiziksel niceliklerde geçiyordu. Hemen az önce gördüğümüz akım kavramı ile alakalı bir soruya bakalım.
Şekildeki deşarj tüpünün kesitinden 0,5 saniyede 0,7 klomp negatif yük bir yönünde, 0,8 klomp pozitif yük de iki yönünde geçmekteymiş. Buna göre deşarj tüpünün kesitinden geçen elektrik akımının yönü ve büyüklüğü. Önce yön. Yön için ne yapıyorduk? Elektronların akış yönünün tersi. Elektronlar yani eksi yükler sağ tarafa doğru gittiğine göre akım yönü dedim. Sol tarafa doğru olmak zorunda. Akım yönü. Formülümü de yazalım. I eşittir Q bölü T. Toplam yüke bakıyordum. Toplamda ne kadar yük geçti? 0,7 klomp bir geçti. Sonrasında 0,8 klomp bir daha geçti. O halde dedim ki 0,7 artı 0,8 kaç saniyede geçiyordu? 0,5 saniyede geçiyordu. 0,8, 0,7 daha 1,5 yaptı. 1,5'u da yarıma bölersek arkadaşlar şöyle yazdım. I eşittir 3 amperlik bir akımımız geçiyormuş bu deşarj tüpünden. Hemen devam ediyorum. Diğer bir soruyla. Bir iletkenin kesitinden dakikada 375 çarpı 10 üzeri 17 adet elektron geçmektedir. Bu da diğer soru kalıbı. Az öncekinden biraz farklı. Buna göre iletkenden geçen elektrik akımı kaç amperdir? Bakınız bize elektronları verdi ve altta bir bilgi var. Diyor ki bir elektronun yükü 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 klomp. Hemen görelim. Elektronun yükünü hesaplamamız lazım. Elektronun yükü için Q dedim eşittir N çarpı E. Buradaki E elektronun yükü. N de tam sayı olmak zorundaydı. N 375 çarpı 10 üzeri 17. Bir elektronun yükü de 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19. 10 üzeri eksi 19 da 10 üzeri 17'yi çarparsam zaten 10 üzeri eksi 2 kaldı. Onu bir unutmadan yazayım şuraya. 375'te de 1,6'yı çarparsam 600 çıktı. 600 çarpı 10 üzeri eksi 2 sıfırları götürürsem buradan demek ki benim yüküm 6 klompmuş. Yükü buldum ama akımı bulmadım. Hemen akımı da buluyorum. Neydi akım? I eşittir geçen yük bölü zaman. Dakikada dedi. Buraya da dikkat. Biz SI birim sisteminde çalışırken dakikayı değil saniyeyi kullanıyorduk. O halde arkadaşlar dakikada dediği için 60 olarak almam gerekiyor. Geçen yüküm 6 klomp. Zamanım 60 saniye. Dolayısıyla 6 bölü 60'dan 1 bölü 10 yani 0,1 amperlik bir değerim çıkıyormuş. Hemen geçtik. Üzerinde yüklerin serbestçe hareket edebildiği maddelere, sağ tarafta görüyoruz elektrik tesisatlarında filan da kullanılır. Ne diyoruz? İletken diyoruz. İletken ve üzerinde yüklerin serbestçe hareket edemediği maddeler var bir de. Edemediklerine de arkadaşlar yalıtkan diyoruz. O da sağ tarafta var. Nerede hocam? Kablonun etrafında. Elektrik bizi çarpmasın diye iletkenlerin etrafını yalıtkanlarla sararak kullanıyoruz. Burada bir dikkat daha var. Hemen bakalım neymiş? Katılarda iletkenliğin sebebi elektronların hareketiyken sıvılarda ve gazlarda pozitif ve negatif iyonların hareketidir. Sorularda bu size sorulacak gençler. Bir katıdan bahsediyorsa hareket edebilecek yük sadece elektronlardır, negatif yüklerdir. Ama bir sulu çözelti veya bir gaz solüsyonu ise pozitif yükler de hareket edebilir diyoruz. Sağ taraftaki şekilde gördüğümüz üzere katota pozitif yükler hareket ediyor, anota negatif yükler hareket ediyor. 9. sınıftan biliyoruz zıt yükler birbirini çeker demiştik orada da. Peki hocam bir iletkenin direnci nelere bağlı? Buna bir bakalım. Bir iletkenin üzerinden geçen elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğa arkadaşlar direnç adı veriyoruz. Direnç veya böyle rezistans filan derler. Hani çamaşır makinesi reklamlarında çıkıyor ya hanımefendi çamaşır makinesinin rezistansı kireçlenmiş filan diye. O rezistans işte direnç. Elektrik akımı geçtiği zaman üzerinden ısınır bunlar. Bununla da bir suyu ısıtırız. Ne bileyim kettle'a çay koymak için işte su koyarız onu ısıtırız falan filan. Elektrik akımının direnç üzerinden geçmesi sonucunda elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür ve R harfiyle gösteriliyor. R harfiyle gösterilmesinin sebebi az önce söyledim rezistans kelimesi arkadaşlar. Direncin birimi de ohm diye geçiyor. Bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenler şeklimizde var. Rho diye bir harfimiz var. Bu harf Yunanca bir harf. Rho iletken maddenin cinsini temsil ediyor gençler bizlere. A dediğimiz iletkenin kesit alanıdır. L dediğimizde iletkenin boyudur arkadaşlar. Ve bir iletkenin direnci iletken cinsiyle telin uzunluğunun telin kesit alanına bölünmesiyle bulunur. Yani rho çarpı L bölü A. Rho'yu belirleyen şey de aslında maddenin içerisinde bulunan atomlardır arkadaşlar. Ne kadar çok atom varsa akım geçerken o kadar fazla zorlanacak anlamına geliyor diyelim. Şimdi bu sayfada bazı maddelerin
öz dirençleri verilmiş bize. Rho sayıları yani rho kat sayıları. Demiş mesela platinin 11 çarpı 10 üzeri eksi 8, altının 2.44 çarpı 10 üzeri eksi 8 gibi. Bu tabloyu çok da ezberlemenize gerek yok. Sorularda lazım olduğu yerlerde bize verilir zaten bunlar. Burada dikkat etmenizi istediğim birkaç tane nokta var ama altın, gümüş, bakır gibi baktığımızda birbirine yakın sayılar. 1.7, 1.59, 2.44 gibi. İletkenlikleri yani birbirine yakın değerler. Ama bir yalıtkana bakalım. Camın arkadaşlar öz direnci 10 üzeri 10. Eksileri bırak artılara geçti. Bir de 10 tane sıfır attın yani dibine. O kadar yüksek bir öz dirence sahip. Bunları bilmenizde de fayda var. Neymiş bunlar bakalım. İletkenliği yüksek metallerin öz dirençleri düşük. Yalıtkanların ise öz dirençleri büyüktür arkadaşlar. Altın, gümüş, bakır gibi metallerin iletkenlikleri yüksektir. Ama biz tabii ki biraz da cebimizi düşünmeliyiz, ekonomi yapmalıyız yani. Bundan dolayı maliyeti daha düşük olan bakırı tercih ediyoruz. Hiç kimse evinin tesisatını altınla döşemez. Herhalde döşemez yani. Ben döşemem. Döşemedim de. Döşeyenlere de karşıyım. Bakır olsun kardeşim. Bir sorumuz var. Sorumuzda demiş ki aynı maddeden yapılmış şekildeki KLM iletkenlerinin kesit alanları sırasıyla 2A, 3A ve A, boyları da L, 3L ve 4L'dir. Buna göre bu iletkenlerin dirençleri arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Hemen tek tek bakacağım ama burada arkadaşlar sorudaki bir tüyodan size bahsedeyim. Aynı maddeden yapılmış diyor. Eğer ki bu tip sorularda bu ibareyi görüyorsak diyeceğiz ki rho'lar aynı. Bu adamlar aynı maddeden yapılmış. İçlerindeki atomların dizilişleri falan aynı olmak zorunda. O yüzden rho'ları yazmadan da işlem yapabilirsiniz. Çünkü sadeleşecek. Ama biz yazalım. Birincisi K iletkeni. Dedim ki K'nın direnci eşittir rho çarpı uzunluğu L, kesit alanı 2A. Geldim L'ye. RL dedim buna da. Aynı maddeden olduğu için yine rho çarpı uzunluğumuz 3L bölü kesit alanımız 3A. Şunlar bir gitsin aklımdayken. Ve son olarak bir de M iletkenimiz varmış. M iletkenimizde de RM dedim. Aynı madde olduğu için yine rho'umu yazdım. Çarpı boyu 4L bölü kesit alanı A kadar verilmiş. Şimdi karşılaştırma sorularında nasıl diyeyim kolaylıktan bahsedeyim. Çok sevdiğim soru tipleridir. Çünkü basit olurlar. Hepsinde bakınız rho var. Rho'ları sil. Rho'lardan yorum yapamam. Hepsinde L var. L'leri de sil. L'lerden de yorum yapamam. Hepsinde A var. A'ları da sildim. Bunlardan da yorum yapamam. Geri kalan sayılar bize büyüklük ilişkisini verecek zaten arkadaşlar. Bakınız burada ne kaldı? Sadece 1 bölü 2. Şöyle yaptım. Orantılıdır 1 bölü 2. Geldim L'ye. L'de hiçbir şey kalmamış. Rho'lar gitmiş. 3'ler sadeleştirmiş. L'ler gitmiş. A'lar gitmiş. O zaman L'ninki de orantılıdır. 1 ile dedim. Bütün sayılar sadeleşince 1 kalıyordu. Ve son olarak M. Bu da orantılıdır dedim. Rho gitti, L gitti, A gitti. 4 kalmış. O halde arkadaşlar bu sayıları sıralamak kaldı bize. En büyük olan M'ymiş. Dedim ki M'nin direnci büyüktür. 1 mi büyük 1 bölü 2 mi? 1 tabii ki bu yarım çünkü. RL dedim. O da büyüktür. RK dedim. Bununla alakalı bir şey daha bahsetmek istiyorum sizlere. Ben kendim öğrenciyken hocalarım bunları bana otobana ve köy yollarına benzetirdi. İşte bir köy yolunda hızlanmanız o kadar mümkün değildir. Çünkü topraktır genelde yapıları. Bu öz dirence benzetme yapıyor. Ama otobana çıktığınız zaman yol asfalt akar gidersin. Bir de yoğunluktan bahsedebiliriz. Ne kadar çok araba varsa bir yolda o kadar yavaş ilerlersin. Yani bu otoyoldaki gibi düşünebilirsin. Uzunlukla doğru orantılı. Yolun tipiyle yani direncin tipiyle doğru orantılı. Bir de kesit alanıyla ters orantılı. Bu da şerit sayısını verir. 2 şeritli yol, 3 şeritli yol, tek şeritli yol gibi köy yolu işte. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz gençler. Sorumuz demiş ki uzunluğu 3L, kesit alanı 2A olan bir iletkenin direnci 9R olarak veriliyor. Buna göre aynı maddeden yapılmış boyu 2L, kesit alanı 3A olan iletkenin direnci kaç R olur? Şimdi aslında yine bir karşılaştırma sorusu var karşımızda. İlk hali 9R olarak verilmiş. İkinci halde bu 9R'ye kıyasla ne kadar çıkacak diyor. Formülümüzü hatırlayalım. Direncimizin formülü R eşittir rho çarpı L bölü A cinsindendi. Birincisinde 9R olarak bir şey vermiş bize. O halde birinci durumu yazalım. 9R eşittir rho çarpı uzunluğu 3L demiş bölü kesit alanına da 2A demiş. Burada sadeleştirme yapıp rho, L ve A'nın diğeri cinsinden bulacağımız için rho'yu, L'yi ve A'yı yalnız bırakmam gerekiyor. Şu 9'la 3'ü sadeleştirdim. 3 kaldı.
Rho L bölü A'yı yalnız bırakırsam buradan paydadaki 2 diğer tarafa geçti. 3 kere 2'den 6 R'ymiş. Diğer ifadede Rho L bölü A ifadesi yakalamaya çalışacağım. İkinci durumda onu bilmiyorum. O yüzden R üssü diyeyim. Eşittir. Rho aynı maddeden yapmıştım. Uzunluğum bu sefer 2 L. Kesit alanım da 3 A. Şu 2 bölü 3'ü başa bir yazayım. 2 bölü 3 çarpı Rho L bölü A. Ben Rho L bölü A'nın 6 R olduğunu biliyorum. Bunu götürdüm. Hop burada yerine yazdım. 2 bölü 3 çarpı 6 R dedim. Sadeleştirmemi yaptım. 2 çarpı 2'den 4 R olarak geldi ikinci durumdaki direncim. Hız kesmeden devam ediyoruz. Diğer bir soru kalıbımız. Kesit alanı 2A, boyu L olan 3 özdeş direncin her biri 3 ohmdur. Buna göre bu dirençler kullanılarak elde edilebilecek en büyük ve en küçük dirençler kaç R olur? Formülümüz yine aynı. Rho L bölü A. Hemen unutmadan yazayım buraya. R eşittir Rho çarpı L bölü A. Şimdi baktığım zaman Rho'da alakalı bir şey yapamıyorum. Ama ben bu 3 direnci ardı ardına ekleyerek boyunu uzatabilirim. Veya ben bu 3 direnci alt alta ekleyerek alanını arttırabilirim. En büyük ve en küçük değer dediği için en büyük değerde doğru orantı arıyorum. L'yi uzatacağım. O halde boyu L idi. Ben ne yapacağım? İlk durumu bir yazalım. R ilk diyeyim. Rho çarpı L bölü 2A. Adam buna ne demiş? 3 ohm. Şimdi geldim. En büyük değere boyunu uzatacaktım. R üssü dedim. Eşittir. Yan yana ekleyeceğim. Rho çarpı 3 tane direncim vardı. O halde boyunu 3 L'ye yaptım. Kesit alanını değiştirmedim. Şuradan 3'ü başa aldım. Rho çarpı L bölü 2A. Ben bu ifadeyi biliyordum. Bu 3 ohm demekti. Yerine yazarsam 3 çarpı 3 ohmdan sonucum 9 ohm olarak çıktı. Demek ki ben dirençleri birbiri ardı sıra eklersem direncimin değeri artıyormuş. En küçük değer için de ters orantıya bakmam lazım. O halde paydaya yöneliyorum. Alt alta ekleyeceğim. İkinci durum. R üssü üssü dedim. Rho çarpı uzunluğum L. Ancak alt alta yaptığım zaman kesit alanı 2A'ydı. 3 tane 2A'dan ne yaptı? 6A yaptı. Ben bunu da şöyle yazabilirim. 1 bölü 3 çarpı Rho çarpı L bölü 2A. Niye böyle yazdınız hocam? Çünkü başta ben Rho L bölü 2A'nın 3 olduğunu biliyorum. Götürüp bunu da yerine yazarsam 1 bölü 3 çarpı 3 ohmdan 3'leri sadeleştirdim ve 1 ohmluk bir değer elde ettim. Yani dirençleri birbirinin peş sıra eklersem 9 ohm, alt alta eklersem 1 ohm diye dirençlerimi buluyorum. En büyük ve en küçük değerlerim de bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, konu biterken ödevlerimizi bir hatırlayalım. Neydi ödevlerimiz? Dinamo Soru Bankamı aldım elime. 11. sayfadan başlıyordu bugün anlattıklarım. Elektrik akımı, potansiyel farkı ve direnç konularıyla alakalı olarak öncesinde temel kavramlarım var. Sonrasında akımı hesaplama yöntemlerim var. Q bölü T'den hesaplıyorduk. Açıp bakarsınız. Sonrasında direncin bağlı olduğu değişkenler var. İşte kesit alanı, uzunluk falan filan gibisinden. Bir de tabii ki neyimiz var elimizde? Sıfırdan 10'a konu anlatımlı soru bankamız var. Buradan da destek alabilirsiniz arkadaşlar. Sol tarafta konunun özeti var. Benim anlattıklarımın özeti bu tarafta mevcut. Sağ tarafta ise bu anlatılanlarla alakalı sorular oluyor. Hemen peş sıra akımla alakalı konu özeti. Sonrasında sorular. İletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenler. Sonrasında iletken direnci şeklinde böyle kavram haritaları içeren bir konu anlatımlı soru bankanız mevcut. Bugün neler öğrendik? Bugün elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkının ne demek olduğunu tanımlarıyla beraber öğrendik ve bir iletkenin direncinin bağlı olduğu faktörlere değindik. Rho L bölü A'yı unutmuyoruz arkadaşlar. Gelelim haftanın ödüllü sorusuna. Haftanın ödüllü sorusu ekranlarınızda, cevapları yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.